ikincisi de şimdi Cüneyt Bey'le karşılıklı yiyeceğiz. Şimdi Cüneyt Bey bu işi başlatan insan İstanbul'da. Yani bize tek olayını sevdirdi, çıtayı yükseltti. Şu anda ön planda olan, tanınan, kendi farklı steakhouse'larını açan. Cüneyt Bey, önce çok mutluyum karşımda siz oturduğunuz için bugün. Teşekkür ederim. Birlikte ben de program yaptığımız için. Ederim. Bu işe gerçekten yani ağzınızda gümüş kaşıkla doğmadınız. Öyleymiş. Erzincan'dan gelmişsiniz. Çok mütevazi bir aileden. Nasıl bak, çıraklıktan başlamışsınız. Tabii 3 yaşında Erzincan'dan İstanbul'a. Annem 10 çocuk doğurmuş. Evet. Sonra da bu çocukların 5 yıllık 5'i kalınca 5'ini hadi götürelim İstanbul'da okusunlar diye geliyoruz ve bir gece konu diye yerleşiyoruz. Hayat öyle başlıyor. 10 yaşına geldiğimizde zaten mutlaka para kazanma zorunluluğumuz olduğu için bir kasap dükkanına çırak olarak giriyorum. Tesadüf. Berbere de çırak girebilirdiniz mesela. Evet, çok yakın olduğu için kasaplar çarşısı. Evet. Oraya gitmiştim ve kasaplar çırak oldum. Sonra o kasaplar kasap çırağı olarak 10 yıl orada çalıştım. Sonra askere gittim geldim. Askere gidip geldikten sonra da bugünkü ortaklarımla 32 yıl önce o dükkanı devraldık. 32 yıldır ortağı. Bugün 45 şubemiz oldu Rehat Bey. Şimdi şey enteresan, bir İngilizce bir deyim vardı, calling diye. Hayatta calling'ini bulmak yani çağrı. Siz gerçekten misyonunuzu bulmuşsunuz. Yani çok sevdiğiniz bir işe girmişsiniz ve bırakmamışsınız. Süper. Ben bu için gönderildiğine inanıyorum. Enteresan. O kadar seviyorum. İşte o. Yani benim hayatım bu. Enteresan bir şey. Yani. Konu bu olunca başka bir dünyaya, gidiyorum, kayıyorum adeta. Ve fit de gözüküyorsunuz, o da iyi bir şey. Et çok önemli bir gıda biliyorsunuz. Aynı salata zamanda, ve et yersiniz. Evet, proteinin yağ yakma özelliği var bence. Evet. Et ve salatayla besleniyorum, kilom hiç değişmiyor. Evet. O enerji de veriyor. Bu öyle bir tezgah ki evet. Ben yani bir kere şunu yani izleyicilere göstermek istiyorum. İşte ben buna bakarım. İşte şimdi İngilizce'de şey dedikleri, prime dedikleri üst kalite ette böyle mermer gibi damarların bu şekilde dağılması gerekir. Nedir bunun? Şimdi doğru ırk. İnsana nasıl asil diyorsak hayvanda da cins diye bir şey var. Tabii. Ve Tanrı bu hayvanı yaratırken süt ırkı ve et ırkı diye iki şekilde yaratmış. Evet. Et ırkı olmak zorunda. Et ırkı nedir? Angus, Hereford gibi, limozin gibi ırklardır. Dolayısıyla et ırkı olmalı. Şarole ve limozinler et ırkıdır ama steak için uygun hayvanlar değildir. Çünkü onlar hızlı yağlanabilen hayvanlar değildir. Fakat bir şey daha diyorlar. Irk böyle de insanlar gibi nasıl 5 kardeş aynı çıkmıyor. Et de o kadar enteresan ki aynı manrada aldı yetişen aynı yaşta iki hayvan bile aynı çıkmayabiliyor. O çok enteresan. Biri daha lezzetli. O nasıl oluyor? Şimdi, o çok ilginç bir şey. Steak işi bambaşka. Steaklik hayvan bambaşka bir iştir. Evet. Belli kiloya gelmek zorunda, tamam. Belli yaşa gelmek zorunda ve mutlu bir canlı olarak yaşamak zorunda. Okay, hayvan değil, mutlu canlı. Yani yediğiyle, içtiğiyle, yattığıyla, kalktı ve yediği yemler ile o kaloriyi ona arpayla, mısırla yüklemezseniz eğer o yağa dönüşemez. Buradan seçelim birkaç tane. O kadar güzel parçalar var ki. Şimdi şu New York'tan alalım. Evet. T-Bone'dan alalım. Dilerseniz bir tane New York yapalım. Şunu atlamıştık. Arzu ederseniz bir ilave edeyim. Vedat Bey çok doğru söylediler. Bir eti, bir bifteği en kaliteli olan göstergesi içindeki şu yağ, marble dediğimiz yağ hareketleridir. Bu yağ ulaşmış biftek, iyi mermerin bifteklidir. Mermerin damarı gibi yani, evet. İşte biftek böyle olmalı. Doğru. Bu biftek, biftek yani ötesi yok. Eğer bu yağlar yoksa biftek iyi değildir. Mutlaka alışveriş yaparken de buna dikkat etsinler. Şimdi bunlardan bir tane bir New York pişirelim. Tamam. Bir tane. T-bone steak pişirelim. Burası bonfile, bonfile kısmı, burası da New York kısmı. İki kısımdan oluşan bir et parçasıdır. İç kısmı bonfile, dış kısmı kontrafile olan, içinde T kemiği olan, adını da kemiğinden alan o bir et parçasıdır. Bu. Bir de T-bone steak yapalım. Bu dana pizza harika. Evet.
Olağanüstü. Şimdi ben göstereyim. Ben evimde de yani senede biz hanımla 3 ayda bir yiyoruz. Aldığımız zaman böyle 2 inç 5 santim kestiriyoruz. İşte et. Böyle olacak. Evet, evet, bu da hakikaten görünüş çok güzel. Ribay dediğiniz kısımdır. Yani pirzola kısmı. Evet, pirzola kısmıdır. Evet. Kalın kesilmiş halidir. Onu da biraz, onu da ızgara yapacağız. Orta az yapacağız. Orta az yapacağız, evet. Hepsini orta az olarak siz pişireceğiz. Siz de öyle seviyorsunuz ben değil mi? Ben de. Bu böyle olur. İki dilim kes. Cüneyt Bey, bunların fiyatları ne? Mesela karpaccio ne kadar? Karpaccio, tartar 37, sushi 44 lira gibi. Öyle yani. Fiyatları. Et nasıl? Harika. Gerçekten güzel. Bir de şey değil yani, böyle tereyağı gibi damak da erimiyor. O iyi bir şey değil. Yani biliyorsun ne diyorlar? Monosodyum glukamat kullanıyorlar. Evet. Yumuşatmak için. Etin kendi lezzeti var. Ne ırk olduğunu bilmiyorum ama bu angus falan olabilir. Lezzetli. Tabii tabii, zaten öyle. Angus. Doğru beslendi. Doğru beslendi. İyi beslendi. Doğru dinlendirildi. Sonra doğru kesildi ve doğru pişirildi. Sonuç budur. Cüneyt Bey gerçekten bu konuda işin duayeni. Yani ülkemize siteyi sevdirdi ve çıtanın bayağı yükselmesi neden oldu. Yediğim her şey çok güzeldi. Gördüğünüz gibi o marble dedikleri o mermer, bilye gibi dağılmış yağlar etlerde. Ve giderek sığır cinsleri de, doğru sığır cinsleri ülkemize geliyor, yetiştiriliyor. Doğru pişiriliyor. Odun ateşinde çok lezzetli. Şimdi... Daha iki hafta önce Amerika'da, Atlanta'da Bomb Steakhouse'a gittim. Ki çok meşhurdur. Burası da o ayarda. Diyebilirim ki Paris'te yediğim steaklerden daha iyi yedim. Peki dersiniz ki dünyanın en iyi steak bu mu? Daha ne olur? Hayır. Şu var, şimdi ülkede bulunan en iyisi bu. Fakat sığırlar yaşlandıkça ve doğru ırksa, doğru beslenirse giderek ette daha mineral lezzeti oluşuyor. Şimdi biz onu kuru dinlendirme yöntemi çok fazla yaptığınız zaman fazla topraksı oluyor ve lezzetsiz oluyor, kuruyor. Ama o yaşlı etlerde, özel cinslerde gerçekten o mineral derinlik de ortaya çıkıyor. Bu ek bir şey, boyut. Bunu yani mesela bir Eşebari'ye, Bask bölgesinde gidin derim görmek için nasıl olduğunu. Fakat buna da şey yapacağız, giderek kavuşacağız. Benim şaşırdığım aslında burada bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe kat etmemiz. Burada bunu bir defa daha müşahede ettim bugün. Hepsini beğendim. Derim ki burada gelin, güzel önce o sushi'den yiyin, arkasından paylaşın. Bir New York paylaşın, bir iri böyle 3-5 santimlik pirzola, dana pirzola, kuzu kafes, yanında da şöyle güzel bir yeşil salata, bol soğan.